dünya genelinde engelli bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Bandırma'da düzenlenen programla kutlandı. Tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Bandırma'daki tüm engelli sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Özel Çocuklar ve Özel Bireyler Derneği Başkanı Nihat Karakasım Arslan, engellilerin sıkıntılarını dile getirerek çözüm beklediklerini ifade etti. Sunulması. Bandırma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü. Dünya var olduğundan bugüne kadar tüm canlılar birbirlerine benzeseler de küçük büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar iklimsel, bölgesel, yaşam koşulları vesaire oluşturabilmektedir. İnsanlar da birbirlerinden farklı olarak bu tabiatta yerini almaktadırlar. Ancak bir kısım farklılıklar toplumsal yaşamda anlaşılmaya, ortak hareket etmede, yardıma ve özel gereksinime ihtiyaç duymaktadır. Dezavantajlı grup içinde yer alan ve engelli dediğimiz bu insanlar tarihsel süreçte birçok emek çabadan sonra yaşayabilmek için ve eşitliği sağlayabilmek adına bazı haklar elde etmiş veya topluluklar devletler nezdinde araştırılıp engelline yönelik kanunlar düzenleyerek yaşam içinde eşit yaşamı sağlamaya çalışmışlardır. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiştir. Elbette bu Dünya Engelliler Günü 3 Aralık engelli kutlama veya anma günü değildir. Bu 3 Aralık engelli olarak farklılıkları anlatma, anlama günü olarak adlandırabiliriz. Bu şekilde engellilerin sorunları, beklentileri, toplumda farkındalık yaratılması ve çözüm üretilmesi amaçlanmıştır. Tüm yerel ve kamu yöneticilerinden bu anlamda gerekli düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. Uluslararası sözleşmeler ve ulusal düzenlemelerle engellilerin yaşamını daha iyi hale getirme, hayata eşit katılımını sağlama yönünde çabalar bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Özel gereksinimli birey hakları Türkiye'de iki temel hukuksal düzenleme yapılmıştır. 2005 yılında 5378 sayılı engelli hakları hakkında kanun yürürlüğe girmiş ve ardından 2008 yılında Birleşmiş Milletler engelli haklarıyla ilişkin sözleşme ulusal mevzuatımızın bir parçası olmuştur. Fakat dezavantajlı özel gereksinimli bireyler kazandıkları hakları da yitirmektedir. Değişen rapor düzenlemelerine, yönetmeliklere rağmen bu düzenlemeler çağın gerekliliklerinin gerisinde kalmaktadır. Bu da daha fazla ötelenmeye, görünmez hale hatta yaşanmaz hale gelmeye neden olabilmektedir. Bu çarpık gidişe son verebilmek için STK'lara daha çok iş düşmektedir. Çünkü yaşayan onlardır. Dezavantaj olarak şu acil taleplerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sağlık raporları Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre düzenlenmeli. Bu şekilde engellilerin çalışma, emeklilik başta olmak üzere haklarından adil şekilde yararlanmanın önü açılmalı. Yanlış veya araştırılmadan yapılmış kural değişiklikleri nedeniyle sosyal ve emeklilik hakları elinden alınanlara hakları iade edilmelidir. 2005 yılından beri toplu ulaşımın engellilere uygun hale getirilmesinin ertelenmesine son verilmeli. Eski araçlar düzeltilmeli, yeni araçlar uygun araç halinde getirilmelidir, alınmalıdır. Devlet memurları ve iş kanunlarındaki istihdam kotaları eksiksiz uygulanmalıdır. Boş kadrolara atamalar mutlaka yapılmalıdır. Engellilere eşit ama adil çalışma koşulları sağlanmalıdır.
evde bakım yardımı ve engelli aylığı almak için ailenin gelir ölçüsüne değil, engelli bireye göre belirlenmelidir. Bakım yardımı ve engelli aylığı yaşanacak düzeye getirilmelidir. Engellilerin kullandığı ilaç, ortez, protez, bez gibi yaşamımız için gerekli sağlık ürünleri ve destekleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tümüyle karşılanmalıdır. Sağlık uygulama tedbiri buna göre değiştirilmelidir. Engellilerin, özellikle zihinsel engellilerin eğitimi, özel sektör ve devlet okullarında yeterli destekler sağlanmalı, özel eğitimci, psikolog, danışman ve benzeri uzman personel bulundurulmalı, rehabilitasyon derslerinin saatleri yeterli hale getirilmelidir. Engelli haklarının tam ve eksiksiz yararlanmalarının önü açılmalı, adil eşit bir yaşam hakkı tanınmalıdır. Bilindiği üzere yaklaşık 4 ay sonra yerel seçimler yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede her partinin listesinde seçilebilir sırada en az bir özel gereksinimli bireyi alması, engellilerin de yönetimde söz sahibi olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Sayın özel birey, özel gereksinimli birey ve aileleri. Yapmamız gereken empati. Tüm çocuklar rapor durumunu düşünmeden tüm çocuklar öğrenebilir. Tüm bireyler de üretebilir. Çocuk ne ister? Tanıları kafanızdan kaldırın. Down, otizm, spastik tanıları kaldırın. Çocuklar ne ister? Çocuk sadece oyun ister. Çocuğun hayatıdır ve oyundaki becerileri ile hayatı genelliler. Masa başına sıkıştırarak sadece rakamları, harfleri, renkleri ezberletebilirsiniz. Onları anlamlandırabilmek için uygulama gereklidir, dokunma gereklidir. Pablo Pineda, İspanyol aktör, yazar ve eğitimcidir ve dünyanın üniversite mezunu ilk Down sendromlusudur. Down sendromunun iş gücünü ondan dinleyebilirsiniz. Eşref Armağan, içimizden biri, gözleri olmadan doğan ve parmak uçlarıyla gören Türkiye'nin, dünyanın büyük sanatçılarından biridir. Dokunduğunu aynen resmedebilir.